Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ve değişik bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar, yani ne yapıyorsak onları size aktarmaya çalışıyorum ama bazen çekmeye bir zamanım, fırsatım olmuyor. Yalnız olduğumuz için bir iş yaparken kamerayı tutacak biri yok. Herhangi hani Emiş Hanım desen, işi başından aşkım benim desen, koyunudu, evde olan işlerdi ama bugün neredeyiz? Bugün koyunla değil. Daha da bugün ormanıya çalı vermiş. Tabi yazın yaylada süt pişirmek için, ondan sonra yal pişirmek için çalı çok önemli bizim için. Çalı toplamaya geldik. Şu anda da ateşi yaktık. Hem çayımızı demleyeceğiz. Çayım piknik hem çalı. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Artık 2024 sonbahar kuzularımız doğmaya başladı. Bu kuzumuz olalı 3-4 gün oldu. Sarı babanın oğlu bu koyunumuzda yeni doğum yapacak. Şu anda saat 11. Akşam 7.30'da koyunu kattım. Bu üçüncü gelişim. Yani arkadaşlar böyle kontrol etmesek şimdi bunun başında bekleyeceğiz. Doğumu gerçekleşinceye kadar. Çünkü bir kuzu alacağız diye koyunun 365 gün peşinde dolanıyoruz. Emek çekiyoruz. Allah bütün emekçilerin emeğinin karşılığını fazlasıyla versin. İnşallah az zayiatsız bir sezon geçiriyoruz. Doğum sezonu geçiriyoruz. Hani hiç olmasa iyi ama bunun olduğu yerde oluyor arkadaşlar. Yapmış yok. Koyun kuzuya atabiliyor. Ondan sonra kuzu doğduktan sonra ölebiliyor. O yüzden hani bu işte belki de bu kuzu koyunun karnında ters olabilir. Buna benim müdahale etmem lazım. Ama daha koyunun suyu gelmedi. Suyu geldiği zaman, doğum suyu geldikten sonra müdahale etmemiz şart. Yani suyu gelmekten sonra bir sıkıntı olmaz. İçinde kuzuya herhangi bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Koyunumuzun doğumu gerçekleşti ama gerçek diyorum, başında olmasam bu kuzuyu koyun zor çıkarıymış. O yazık, kestiğim bıdık beyaz boynuzlu koçum oğluymuş bu. Aynı kulakları küçük. Bıdık kulak değil mi lan? Değil mi çocuk? Değil mi çocuk? Değil mi çocuk? Kulakları küçük. Daha küçük. Daha küçücük. Bu kimin kızı? Benim. Bu kızların hepsi benim kızımın. Değil mi kızım? Hoplaya hoplaya hoplaya. Arkadaşlar işte böyle çalıları, yani kuru hep daha önce kesim yapılıp da kalan dalları, bunları böyle toplayıp arabaya yükleyeceğiz. Arabayla götüreceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Buralarda zaten eşyayla önceden 90, en son 97-98'deydi benim buradan eşyayla odun çalı götürdüğüm. Ama tabii şimdi zaman değişti, devir değişti. Benim kızım da burada. Abdullah arkadaşlar okuldan izin aldık. Abdullah koyuna gitti. Biz de çalıya geldik. Çünkü bu çalı işi hani her zaman olmuyor. Yani götürdüğüm çalımın kıymeti yok ama şöyle söyleyin. Hani geri gün bunu ormanıya bir gün belirliyor. O güne göre herkes gelip toplayıp gidiyor ihtiyacı kadar çalısını. Hani başka bir gün gelsek, tadil günü gelsek, hani ormanıya dek yakalasa yani hani cezası ağır oluyor. Çünkü elinden arabanı alıyorlar. O yüzden ne yapan kızım? Acı arsan toplamış.
Arkadaşlar bu bizim burada acı yavşan diyerek tabir edilen bir bitki ama şunu söyleyin 10 numara bir çok faydası var. Üşütmeye, ondan sonra karın ağrısına, Gülmiray olsun, Abdullah olsun, 6 aylık bebek evli bunları içiriyordu. Çok acı ama çok faydası var. Yani şöyle söyleyeyim bunun şunları şu tabi zamanı geçmiş. Bunu yazın toplayacağım. Çiçek açtıktan sonra toplayacağım. Hani bebeklerin falan gazını çıkarmaya birebir. Değil mi kızım? Benim kızım da geldi çal toplamaya değil mi babacığım? Ama bardak koymamıştık. Kim? Anne. Çay bardağı yok mu? Kim hazırladı sofrayı? Ben. Benim kızım da arkadaşlar bize çay demledim ben. Kızım da salatalığı doğuracak, domatesi doğuracak. Yeter yeter. O küçültme bırak. Anne kıysın kızım hayır. Tamam babacığım. Şu ceketi sütün abi gibi hava soğuk bugün. Al. Al babacığım. Şuraya yatacaksın mı? Yatacaksın mı? Yat da ben senin üstünü örteyim. Battaniyen var, döşeğin var. He? Olur. Oy. Yatamıyorum. Şuraya yat ya. Nereye? Döşeğin üstüne yat. Arkadaşlar. Çalıyı topladık. Evde çay şekeri unutmuşuz. Tekrar gittik eve getirdim geldim. Şimdi çayımızı içiyoruz. Ekmeğimizi yiyoruz. Ne yedik? Tabii olmazsa olmaz. Keş, tahın, reçel, bal, kavurma, domates, salatalık, yumurta. Ondan sonra sucuktan şiş yaptık yine ama çekemedim. Benim kızım da. Ne yapayım baba sen orada? Çay mı yarışıyorsunuz? Oy. Ne bakın sen? Ana. Ne ettin öyle? Hadi. Ben çayımı kapıp geliyorum. Bu sodayımı da zaten biliyorsunuz. Yala Göçöke'de ben götürüyorum. Köye giderken de onu götürüyorum. Hayır, abine yazayım. Ben ama kızı beğendim. Getir şu tavağı çıkar. Götür gitti mi? Tavak gibi yerinde kendini koyuverdi. Hemen sarsama götürdü gitti. Evet. Bu çaylarımız için. Senindir, dededir. Çığırdıdır, gel tanaları getirdi. Koşarak gidiyordum abi. Olmaz. Oğlum bir de anan için bardak eksikmiş. Kızı niye bak sen? Evet arkadaşlar. Dün çalıyı topladık. Getirdik. Çalıyı atarken şeyderken çekmeye bir şansımız olmadı. Yani videoya. Ama bir senelik yakacağımız, yazın yakacağımız çalıyı getirdik. Hani o bir önceki videoda da bahsettiğim sıpalarda bir tane arkadaş vardı Ramazan diye. Sopran'la Bozkurt'un Sopran köyünden. O çocukla tanışmıştık. YouTube'da beni takip edermiş. Geçen sene 2 tane koçluk kuzu vermiştim o çocuğa da. O çocuğu aradım da böyle böyle götürün bu koçunu sıpalardım götüreyin abi dedi. O gün aramıştım. Sözde dün geleceğiydi. Dün de çal topladığımız için. Telefon açtım koçum. Bizim çalıya gideceğiz. Yarım hayatta bir gün gel demiştim. O da geldi. Demin aradı. Abi dedi şimdi gelsin olur koçum gel götür git dedim. Bize bir şey diyen olur mu? Sana sip burada bir şey diyen olursa sen beni ara dedim. O sana bir şey diyen dedim. O sıpaları dedim götüreyen ahını bağlayıvereceğim dedim. O bakıyor o sıpaları o zaman dedim. Tamam abi ben şimdi çıkıyorum dedi. O yandaki eşeğin sahibini de aradım. O eşeğin sahibiyle beraber gelip arabaya atıp götürüp gidecekler. Hiç olmazsa yani çocuk ister satsın ister şey yapsın. Hiç olmazsa burada ziyan olmaz yani o hayvanlar. Bu arada da bu videoyu da pazartesiye kadar yüklemem çünkü Manavgat'a gideceğim. Orada düğün var. Düğüne gitmek gerekiyor. Hani biraz ara vereceğiz ama yapacak bir şey yok. Taşların içinde de güzel ot var arkadaşlar ama bugün öyle bir soğuk var havada. Gerçek diyorum donduracak adamı ya. Güneş var ama ülkenin bazı yerlerine kar yağmış. İlk kar yağmış. Onun soğuğunu biz çekiyoruz.
Evet arkadaşlar, Manavgat'a geldim. Bu video biraz karışık olacak dediğim gibi ama akşamda düğün var. Düğünde müzik olduğu için düğünde çekmeyeceğim. Ama gördüğünüz gibi Manavgat gerçekten yaylada bugün bizim sular donmuş. Aşırı bir soğuk var, kırağı varmış. Koyunu bile saat 9'da saldattılar. Burada da yanıp gider, burada yanıp gider. Bugün dediğim gibi bizim enerjinin suları, en suları donmuş. Burada bizim yaylada bizim komşunun lokantası. Bozkır pide etli ekmek salonu. Bizim köylülerin burada 7-8 tane böyle etli ekmek lokantası var. Yani gerçekten iyi bir şey yani. Başka bir memlekette köylülerimizin esnaf olarak görmemiz güzel bir şey. Arkadaşlar burası ne bekir buranın ismi? Manavgat'ta Türk Pelengi'ne çıktık. Burada Manavgat var ayağın altında. Mehmet Aras, nereye geldik biz? Mehmet Aras, şş, bak bak. Mehmet. Mehmet. Şş. Mehmet. Şş. Bana bak bana Mehmet. Nereye geldik biz? Şuraya. Bura nereye? Evet arkadaşlar, buradan Manavgat'ın en yüksek tepesi diye mi bakıyor burası? Seyir tepesi gibi bir yer. Seyir tepesiymiş burası. Ama çok güzel manzarası var. Manavgat ilçesi ayakların altında. Gerçek diyorum. 10 numara bir çevre düzenlemesi yapmışlar. Bir saat, bir buçuk saat ileride bizim sular donuyor. Burada insanlar hani yazık gibi gezip tozuyorlar.